Sağ ol, teşekkürler. Kemal amca, Engin Bey. Nasıl efendim, her şey yolunda mı? Ah, vallahi iyi. Çok teşekkürler Meto, sağ olasın. O zaman afiyet olsun efendim. Sağ ol. Eyvallah. Kemal amca, öncelikle geldiğin için çok teşekkür ederim. Ah, rica ederim Engin'cim ya. Eğer bizim bir arkadaşımıza bir yararımız dokunacaksa, ben ondan mutluluk duyarım. Kemal amca, ben bu meseleyi gurur meselesi yaptım. Selçuk Bey'in saçlarını görmeden o gün elimizden kaçırdık ya. Hala gözüm uyku girmiyor. Al benden de o kadar. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Pes mi edeceğiz? Pes mi edeceğiz? Hayır. Hayır. Selçuk Bey'in saçlarını ve o genç sevgilisini fotoğraflamazsam ben dengin değilim. Selçuk Bey'in o lüle saçlarını fotoğraflayacağım. Sosyal medyada boy boy yayınlayacağım. Ya Engin, sen bunu nasıl yapacaksın? Müthiş bir projem var Kemal amca. Ha. Ama bunu tek başıma başaramam. Yardımın lazım. Ya Engin, senin bu projeyi merak ettim doğrusu. Kemal amca, yaklaş. Anlatsana Engin ya. Kemal amca, Selçuk Bey'in evini tespit ettim. Ha. Yeni bir yere taşınmış ama bahçe duvarları çok yüksek. Yani fotoğraf çekmemiz imkansız. Yapma ya. Ağaç var mı etrafta? Ben çok iyi ağaca tırmanırım. Bana gençken Tarzan Kemal derler. İyi ama maalesef ağaç da yok Kemal amca. Hadi. Fakat benim daha iyi bir fikrim var. Ha. Yaklaş. Ha. Sessiz olalım, yerin kulağı var. Doğru söylüyorsun. Evet. Kemal amca, daha da nasılsınız? Vallahi daha iyiyiz ya, ne olsun? Ya hepsi daha iyiyiz işte. İşte bunu kullanacağız Kemal amca. Drone. Drone. Evet, drone. Bu ne ya? Türk Dil Kurumu hala bir isim bulamadı. Türkçe isim arıyoruz ama bulamadık. Ben hiç görmedim böyle bir şey ya. Ya aslında bildiğin kamera. Ha. Ama bu uçan kamera. Aa. Selçuk Bey'in evinin bahçe duvarının önüne yakın bir yere bunu koyacağız. Ondan sonra havalandıracağız. Yukarıdan hem fotoğraf hem video alacağız. Nasıl fikir? Müthiş. Bizi mi çekiyor şimdi? Evet. Selçuk Bey'in hem görüntüsünü hem videosunu alacağız. Vay be.